Dipnot TV'den herkese iyi akşamlar. Benim Sinemalarım adlı programıma bu akşam daimi sunucumuz ve programımızı hazırlayan Çağla Gides olmadan başlıyoruz. Bin bir zorlukla hazırladığımız programımızı bu hafta inşallah size teknik arızalar, sıkıntılar olmadan sunabileceğiz. Bu hafta yine her zaman olduğu gibi Erdinç Metin aramızda. Abdülhamit Güler'i de yayınımıza bekliyoruz ama o da sanırım küçük bir teknik soruna takıldı. O yüzden şu anda aramızda değil. Ama biz ikimiz bir programı alıp götürürüz diye umuyoruz. Kesinlikle. O yüzden Erdinç Bey'e ben merhaba diyerek programımıza başlamak istiyorum hemen. Merhabalar Erdinç Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Bu haftaki filmleri sen aktarırsan, üzerinde Evet. konuşacaklarımız olursa, çıkarsa Evet. onları konuşuruz. Ama o da olmazsa kan giderek yaklaşıyor finale doğru. Onu Evet. konuşuruz. Zaten ilintili olacak biraz sanırım. Çünkü bu haftanın en çok merakla beklenen filmi Muhteşem Gatsby. Kan'ın da açılış filmiydi. Aynen. Onu dilerseniz o zaman onu Kan bölümüne bırakalım. Şimdi vizyona giren yerli filmler var. Bu Evet. hafta özellikle de şey bir hafta oldu. Verimli bir hafta oldu. Üç yerli film görüyorum gösterime giren. Koğuş Akademisi diye bir komedi filmi var. Ama asıl bizim merakla beklediğimiz Umut Üzümleri, Tunç Okan'ın 20 yıl aradan sonra çektiği filmi. Ve bu film aynı zamanda Ahmet Mekin'i de yıllar sonra beyaz perdeye taşıdı. Onun da sevenleri, özleyenleri bayram edecekler bu vesileyle. Bir de Güzelliğin On Para Etmez, Antalya Film Festivali'nin en İyi film ödülünü kazanan film. Dilerseniz bu filmler üzerinden herhalde hep Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan filmle başlayabiliriz. Olur. Neler söyleyeceksiniz? Yönetmen Hüseyin Tabak'ın filmi, ilk filmi. Buyurun. Hüseyin Tabak Haneke'nin Avusturyalı ünlü yönetmen Haneke'nin öğrencilerinden biri. Diğeri de tahmin ediyorum Burak Dağ mıydı yoksa bir dakika Burak Nuray ya Mert da Burak. aramızda. Nuray Mert. Özür dilerim. Nuray Vay be, Mert. yazar oldu. Serbest çağrışım. Evet. Nasılsınız Nuray Hanım? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bu programa da zaten birkaç dakika önce başladık. Vizyon filmleriyle başlamıştık. Size de hemen kısa bir özet geçeyim. Şimdi Güzelliğin On Para Etmez ile ilgili konuşuyoruz. Söz Erdinç Bey'de. Daha sonra hemen sizden de filmle ilgili görüş ve yorumlarınızı alacağım. Evet. Buyurun Erdinç Bey. Hoş geldiniz Nuray Hanım, merhaba. Merhaba. Şeyden bahsediyorduk. Güzelliğin on para etmezden. Antalya'da büyük ödül aldı galiba o. Haneke'nin öğrencilerinden biri ve geçen bir röportajını okumuştum. Türkiye'de bu kadar çok sinema okulu olmasına çok şaşırdığını söylüyordu. Hem bu kadar çok sinema okulu olmasına hem bu kadar çok mezun vermesine ve fakat o denli de kısır oluşuna üzülüyordu. Şey de söyledi bir taraftan. Biz de işte sinemayı sinema için yapıyoruz. Yani bu sanatı yapmak istediğimiz için, sinemacı olmak istediğimiz için Avusturya'da işler başka türlü yürüyor dedi. Yani biz liseyi bitirdikten sonra gideriz, işte sektöre gireriz, çalışırız. Bir müddet çalıştıktan sonra üniversiteye başvururuz. İşte koltuğumuzun altında da dosyalarımız olur. Yani o güne kadar yaptığımız işler, çalıştığımız işler. Ondan sonra bize işte bizi mülakata alırlar. O mülakatta da iki şey sorarlar. Şimdiye kadar yaptıklarımız sinema ile ilgili ve bundan sonra yapacak olduklarımız. O mülakatı geçenler, yani çok sıkı bir mülakat yapılır. Çok şey bir jüri karşısında savunursunuz tezlerinizi dedi. Çok sağlam bir jüri karşısında savunursunuz. Ondan sonra da eğer kabul edilirseniz okula
Bütün imkanları önünüze serilir. Ondan sonra siz mezun olana kadar zaten 3-4 tane uzun metraj film yapmış olursunuz dedi. Dolayısıyla epey bir şaşkınlığını dile getirdi. Şimdi sadece okul olarak da şanslı değil, ülke olarak da şanslı değil. Haneke'nin öğrencisi olmak gibi de bir şansa sahip. Dolayısıyla yavaş yavaş artık Türkler bütün dünyada sinema sanatında ustalara çırak olmaya başladılar. Ben öyle okuyorum meseleyi. Ve ustalar da onlara kefil oluyorlar. Yani Haneke de keza kardeşimizle gurur duyduğunu söyledi. İlk meyvesi de altın portakal Aynen, oldu. aynen, aynen. Başarı düz kalmıyor bizde. Evet. Hani dedikodular filan da bir yana. Yani hani Altın Portakal'ın ya da işte Altın Koza'nın işte şeyleri belli, hani magazin kısmı belli ama onun Evet. dışında hakikaten yavaş yavaş giderek kurumsallaşıyor ve ağırlığını hissettiriyor. Evet. Nuray Hanım, sizin ekleyecekleriniz var mıdır? Güzelliği Yani mahvetmezle ilgili. bu film, evet, hani bazı tartışmaları falan olmuştu, ama onun dışında iyi bir film olduğunu biliyoruz en azından. Yani iyi de bir ödül aldı. Oyuncusu, erkek oyuncusu, küçük bir oyuncusu var. O çok başarılı diyebiliyorum ben. Evet. Ve inşallah hani bu şeyi, nasıl diyeyim, para kazanabilir, biraz olsun kendini kurtarabilir en azından. Ve daha öncelerde çok konuştuk ya, gişe filmleri oluyor ve ya da böyle Evet. festivallerde ödül alan fakat gişede çok bir şeye karşılığını bulamayan filmler oluyor. Ya bu inşallah en azından seyirciyle de daha kolay buluşabilen bir film olur. Aslında insanların da sevebileceği bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir çocuk üzerinden anlatılıyor ve kahraman çocuk da olsa bence yetişkinlerin zaten çok şey bulabileceği bir film. Ben şu anda nerede yayınlandığına bakmadım henüz, ama bilmiyorum hani Adana'da olacak mı gösterimi. Yani inşallah şey olacaktır. Yakında yayınlanır. İnşallah Adana'ya gelir de siz de izleme şansı yakalarsınız. Orada hemen bir şey sormak istiyorum. Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal alan bir film, bu Altın Portakal gişesine hiç etki etmez mi? Ya Yani da şöyle aslında sorayım, aslında ters de tepebilir mi? festivaller ters tepebiliyor. Yani genellikle hep bu eleştirmenlerle de seyirciler arasında da hep bir şey olur ya, eleştirmenlerin beğendiği filmleri seyirciler gitmezler. Belki ön yargı da oluşmuştur gerçekten bu konuda. Yani eleştirmenler beğeniyorsa o film işte sıkıcı filmdir, şöyledir, böyledir, insanlarda belki bir ön yargı oluşmuştur. Ama festivallerde bazen şu oluyor maalesef, bununla ilgili sinema yazarları da çok yazıyor. Yani belki Nuri Bilge Ceylan akımından dolayı böyle oldu. Sanat adı altında ya da sinema sanatı adı altında bazen hani sadece sessizliğin, sadece durağanlığın olduğu filmler oluyor. Yani insanların belki de hani çok kaba taslak Nuri Bilge Ceylan filmlerinde gördüğü o sessizlik, o durağanlıktır, ama onun altında çok şey vardır aslında, çok şey yapıyordur. Fakat insanlar öyle algılar ve sinemaya daha yeni girmiş olanlar, belki bu işin biraz daha acemisi olanlar da iyi bir film yaparım derken o çerçeve üzerine kuruyorlar. Aslında yanlış, temeli yanlış atıyorlar. Bizde bir de İnsanlar şey bize... yok galiba. Özür dilerim böyle. Bizde bir de şey yok galiba. Popüler filmleri de ödüllendiren bir sistem yok galiba. Popüler filmler her zaman onlar zaten gişeden alacağını alıyor diye yorumlanıp ya da hiçbir festival daha popüler filmler üzerinden tanımlamıyor kendini. Buna ihtiyaç var mı sizce Türkiye'de daha popüler filmleri ya da hani popüler filmlerin en azından eli yüzü düzgün yapılabilmesini etmek adına diyeyim Ya kesinlikle bu şeyde aslında onlar belki iyi olanlar da göz ardı ediliyordur diye ben. düşünüyorum maalesef. O da belki eleştirmenlerin ya da festivallerde eleştirmenler olmuyor, sadece ya şeylerin, yönetmenlerin ve oyuncuların ön yargısı olabilir. Belki korkusu olabilir. Yani düşünün şimdi Altın Portakal jürisini, oraya işte belli oyuncular geliyor falan. Onların seçtikleri içerisinde popüler olan birkaç tane isim bile olsa, olsa yani hani çok şey yapabilir, göze batabilir, dikkat çekebilir. Aa bak, görüyor musun, bunlardaki şirinlerine ödüller veriliyor diye o çekince olabilir.
O Zaten yüzden isim vermeye gerek yok. Hani o da mı jüri oldu, bu da mı jüri oldu diye şeyde tartışması evet. çıkıyor zaten. Aynen. İşin Bence o mevezin boyutu daha ön plana çıkarılıyor evet. bizde. Bir de işte jüri seçiliyor. 3-5 kişilik bir jüri heyeti çıkıyor ortaya ve ödüller de tartışılıyor. Evet. Yani hakkaniyet anlamında. Yani mesela en son ben o burada da tartışıldı, ben katılamadım ama Şifi Bölgün kan jürisi, jüri başkanı olması da böyle biraz sanki konuşuldu. Herkesin kafası soru işareti olmuştu ama kan jürisine bakarsanız yıllardır zaten çok popüler isimler var yani. Hep jüri Leyla'yı başkanlığını da Hollywood'un yönetmenleri yapar. Son yani yıllarda özellikle değil mi? evet olabilir ama mesela Steven Spielberg çok da başarılı, çok da iyi bir yönetmen ve öyle bir yönetmenin olması kadar da doğal bir şey yok bence. Tabii. Yani Zaten ama festival zaten için yıllardır kendisine teklif gidermiş de kendisi çalışma programından dolayı bir türlü fırsat olmamış. Bu sene denk gelmiş yoksa kendisi de yıllardır valla bu teklifi. ben de Cannes'ın PR'cısı olsam hakikaten öyle önde gelen isimleri davet ederim. Yani jüride yer almalarını sağlarım. Çünkü konuşuluyor. Yani bakın biz bile konuşuyoruz. Evet. Üstelik Dolayısıyla Hollywood'dan biri gelecekse Steven Spielberg'den daha çok kim yakışır, değil aynen mi? o olsun değil mi? Doğru söylüyorsun. Peki, güzelliğin on para etmezle ilgili eksik kaldığını düşündüğünüz bir nokta yoksa Ya diğer az filmlere önce de... Ha, olur. buyurun, Az önce buyurun. söylediğiniz şey vardı. Bu ödül mevzusu. Evet. Hakikaten artık insanlar böyle aldıkları ödülü bile saklamaya başladılar. Hani gişede ters tepmesin diye. Geçen Erden Kral'ın bir röportajını izledim de. Ben dedi şeyden son bu yük filmiydi galiba. Yük filminde ödülleri çıkardı dedi yapımcı. Yani ödüllerimizi zikretmedi. Evet. Çünkü gişede baktığı zaman yani o ödülleri gördüğü zaman sıradan seyirci o festival ödüllerini ha diyor tamam bu da bir sanat filmi ya da işte Nuray Hanım'ın söylediği gibi işte bir Nuri Bilge Ceylan filmi diyor ve gitmiyor yani ya da ona benzer bir film diyor. İşte o Yani afişteki o ifrat güller dallar evet aynen biraz ifrat ters tepiyor. işte ifrat tefrit meselesi yani sektör kendini ödüllendirmediği müddetçe yani bu ödül mekanizmasını aynı Oscar'daki gibi ta dipten gelen bir şeyle seçmeyle gerçekleştirmediği zaman bu kaçınılmaz olacaktır. Ben bunu işte sektörleşmenin sancıları olarak görüyorum hala. Evet. Nuray Hanım siz dinlememiştiniz. Bir de bu hafta Umut Üzümleri giriyor. Tunç Okan'ın 20 yıl aradan sonra çektiği filmi ve Ahmet Mekin'in de artık çok emin değilim onun da yıllar sonra Beyaz Perde'ye çıktığı film. O film herhalde fragmanını izlemişizdir ancak. Tunç Okan Yani hakkında hikayesini okudum ben kısaca. evet. İlginç bir hikayesi var aslında. Ve bence gişede de çok büyük bir patlama yapması da belli bir ölçüde geri dönüm alacaktır herhalde. Geri dönüş olacaktır onlara Evet. diye düşünüyorum. Haftanın tavsiye edeceğimiz filmlerinden biri de bence bu olmalı. Kadrosu da güzel. Altan Erkekli ve Yetkin Dikinciler var kadrosunda. Tunç Okan 20 yıl sonra işte Sarı Mercedes'in otobüs filminin yönetmeni kendisi. Yıllar sonra çektiği bir film. Ve Fakir Baykurt'un Kaplumbağalar eserinden uyarlanmış. Bunu da not olarak aktarıyorum. Erdinç Bey siz ekleyeceğiniz bir şey yoksa Yok bu kadar. Yani Tunç Okan işte ismiyle müsemma bir yönetmenimiz ve kendi meşrebine uygun bir film bu. İnşallah da umduğunu bulur. Çünkü yani Tunç abi iyi işler yapan, basiretli bir yönetmenimiz. Evet. Bir de Bertolucci'nin filmi girdi bu hafta gösterime. Ben ve Sen. O film hakkında ne dersiniz ya da genel anlamda Bertolucci ile ilgili neler söylersiniz? Nuray Hanım sizinle başlayalım. Ya filmi fragmanı da izlemedim, hikayesini okumadım ama bir imza var yani altında büyük bir imza Evet. var. O yüzden insanlar gidebilir. Damla da Kısaca söylediğim için. herhalde çok kimsenin bu hafta bayağı verimli bir hafta oldu. 9 film galiba gösterime giriyor. 3 tanesi de yerli yapım. O yüzden insanlar kaçırmış olabilir. Kısaca hikayesinden bahsedeyim. Ben ve Sen iki üvey kardeşin ailelerine yalan söyleyip
tatile gidiyoruz deyip evin bodrumunda geçirdikleri bir haftayı anlatıyor. Burada büyük olan, abla olan kardeş bir uyuşturucu bağımlısı ve onun aslında kendi imkanlarıyla tedavisi, yani çok basitçe anlatabilirsek hikayesi bu. Ama tabii bir Bertolucci filmi olduğunu hatırlatalım. Bertolucci Tabii. filmlerinden keyif alan insanlara tavsiye edelim. Aynen. Peki bu hafta asıl merakla beklenen ve Cannes Film Festivali'nde açılış filmi olan ve büyük gişe yapması beklenen, prestijli bir film olması beklenen Muhteşem Gatsby. Muhteşem Gatsby de bu hafta gösterime girdi. Amerika'da da çok iyi bir açılışla girmiş. Muhteşem Gatsby ile ilgili, Leonardo DiCaprio ve Baz Luhrmann'la ilgili neler söyleyebiliriz? Buyurun Nuray Hanım. Baz Luhrmann, öncelikle onunla ilgili söylemek istiyorum. Benim çok şey öğrendiğim bir yönetmen. Yani birincisi hep ben filmlerle falan ilgilenirken, hep yönetmenlikle ilgili hayaller kurarken, yani o yaşım daha küçüktü ve çok da iyi bilmiyordum yani. Yani ne yapar bir yönetmen. Romeo ve Juliet'i izledikten sonra ben tam olarak öğrendim. Evet, bir yönetmen, bir hani bildiğimiz o klasik Romeo ve Juliet repliklerini değiştirmeden neler yapabiliyormuş onu gördüm ve yönetmenin oradaki rolünü öğrenmiştim. O yüzden önemli bir yönetmendir benim için ve çok farklı bir görsel dünyası var. Yani ilk filminin adını hatırlamıyorum ama yine çok fazla da bilinmeyen bir film. Sonra Romeo Juliet'i yönetti. Sonra Kırmızı Değirmen, sonra Avustralya. Zaten çok az. Yani hani Evet. filmografisine bakarsak bir yerin parmağını henüz doldurmuş durumda sanırım. Avustralya son filmiydi galiba. O da Ama evet, 4 yıl Avustralya falan olmuştur. çok oldu. Yani o film evet 4-5 yıl oldu bileli. Çok sık film yönetmeyen bir adam ama görsel yönden çok güçlü filmler yapıyor. Evet. Özellikle çok şaşalı Tabii filmler yapıyor. evet, epik çalışır Evet, Avustralya yine hep. en böyle daha nasıl diyeyim, daha normal sayılan bir şeydi yani. Ana Çünkü akıma daha kırmızı, yakın. evet. Yani çünkü Kırmızı Değirmen'in şeyi, dünyası çok farklı bir dünyaydı. Evet. Bu filmi ben çok merakla bekliyorum aslında. Yani Hı. gerçekten hani Avustralya'dan sonra çok yine eski filmlerine falan benzer bir tarz olacak diye. Muhteşem Gatsby'de ilginç bir hikayesi olan bir roman. Film gösterime girecek diye ben hani önceden okumayı düşündüğüm ama ertelediğim bir romandı. Okumaya başladım bitmek üzere. Ve hikayesi ilginç, gerçekten güzel ve hikaye işte bir aşk hikayesini anlatıyor ama gerisinde Amerika ile ilgili, Amerika'nın o dönemiyle ilgili çok bilgi veriyor. Bu filmde Baz Luhrmann filmin yönetmenin yapması bence çok güzel. Biraz olumsuz eleştiriler var gibi ama onu artık izleyip göreceğiz bakalım. Bunu yapımcı firma açısından Baz Luhrmann biraz risk teşkil ediyor mu? Avustralya çünkü büyük bir zararla kapattı galiba. Gişesi büyük bir zararla kapanmıştı Avustralya'nın. Ondan sonra Gatsby gibi çok iddialı bir projeyle gelmesi. Galiba biraz orada Leonardo DiCaprio faktörüne güveniliyor. Ne dersiniz o konuda? Belki ama sadece ona şey yapılamaz, ona yüklenmediklerini Hı. düşünüyorum ben. Yine aslında bence yönetmen evet Avustralya çok başarılı olmamış olabilir ama mesela Moulin Rouge çok ciddi ses getirmişti yani hani Evet. Bir de şöyle bir durum Oscar adaylıkları var. vardı. Yani Avustralya gişe anlamında başarısız olsa da film olarak bir eser olarak ortada. Dolayısıyla şimdi Batı'da sinema sanatına bakış açısı şu. O film gişe yapsın diye yapılmıyor zaten. Yani sinema sanatı adına yapılıyor. Dolayısıyla Muhteşem Gatsby bir dönem öyküsü. Ve o dönemi de yani o dönemin işte o şaşasını yani dönem filmi derken dönemi bütün veçesiyle anlatabilecek bir yönetmen Baz Luhrmann. Dolayısıyla şey açısından hem kast açısından uygun Leonardo DiCaprio böyle muhteşem büyük yapımların altından kalkabiliyor.
Yönetmen de keza kendini kanıtlamış bir yönetmen. Şimdi tam bir sac ayağı oluşuyor. Evet. Yönetmen kendini kanıtlamış bir yönetmen. Eser bir edebiyat uyarlaması. Yani zaten kendini kanıtlamış bir eser. Dolayısıyla Leonardo DiCaprio gibi bir faktörü de dahil edince bütçe yüksek, tamam işte pahalı bir film filan ama ben şimdiden birkaç Oscar kokusu alıyorum açıkçası. Evet. Ben hatta geçen sene Leonardo DiCaprio'nun Oscar'a Django'dan aday gösterilmemesinin sebebi acaba bu sene Oscar'ı zaten vereceğiz diye Aynen, bir düşünce aynen. olabilir Çok mi? doğru. Evet, çok doğru bir yaklaşım. Öyle bir düşünceyle de Çok aday doğru bir göstermemiş yaklaşım. olabilirler. Kesinlikle çok doğru bir Ben yaklaşım. akademi üyesi olsaydım ki bu adam kesin alacak derdi önümüzdeki sene ve aday olarak yazmazdım bunu artık. Ve yani Django'daki rolündense Muhteşem Evet. Gatsby'deki rolüyle Oscar vermeyi ben de tercih Bak ederdim. Fatih zaten Atıcı gibi. Değil orada en mi? iyi erkek oyuncu ödülünü alacak. En iyi erkek oyuncu ödülünü de uzun zamandır kendisi de çok hevesli istiyor. Ve hatta Titanic'te birazcık da çocukluğuna verdik o zaman. Birazcık da şey yapmıştı, sitem etmişti beni nasıl aday Ve göstermezsin falan. hatta gitmedi diye ben hatırlıyorum. Tabii Öyle tabii. ödül töreni O gitmedi. dönem protesto etti falan ama Evet. o dönem zaten hak etmiyordu henüz. Evet. Ya ama ben şeyi merak ediyorum. Evet, şimdi Muhteşem Gatsby'de görmedim ama Leonardo DiCaprio iyi olsa da böyle çok şey bir hani gümbür gümbür bir oyuncu değil. Yani ama Martin Scorsese tarafından ciddi anlamda desteklenen bir oyuncu olması belki onu bu Evet. kadar ön plana çıkardı. Çünkü son dönemlerdeki filmlerine bakarsak önemli filmlerine hep Martin Scorsese imzası var aslında. Evet, hem öyle hem bir de Büyük bir şans olmuş. 15 yaşından beri setlerde yani işini çok Tabii. ciddiye alan bir oyuncu. O yüzden de güveniyorlar, inanıyorlar yani yönetmenler. Çünkü hani karşılığını alıyor. Bir yönetmen bir oyun istediği zaman ondan o oyunu alıyor, alabiliyor. Onun ilk sektöre atılmasında galiba çocuk oyuncu seçmesinde Robert De Niro'yla sahnesi olması gerekiyormuş. Diğer bütün çocuklar Robert De Niro karşısında heyecanlanmış. Leonardo DiCaprio hiç heyecan yapmamış. Robert De Niro ile böyle hemen arkadaş gibi konuşmaya başlamış. O yüzden de o rahatlığından dolayı seçilmiş diye biliyorum. Bir de şöyle bir şey var. Biz Oscar yayınında bunu konuşmuştuk. Levent Koç'tu galiba. Levent Koç vardı o zamanlar aramızda. Kendisi doğru bir tespitte bulmuştu bence. Onda Jack Nicholson'ı görüyorum. Yaşlandıkça ve çirkinleştikçe oyunculuğu katlanıyor demişti. Ki gerçekten o bebek yüzlü Aynen. hali Tabii geçip tabii tabii olgun tabii. bir adam yüzüne büründükçe Aynen. o mimiklerine de yansıyacak galiba o oyunculuk. Ya biz de Çünkü daha ciddiye almaya başladık herhalde. O evet. çünkü baby face denen durum var Tabii şeyde. yoksa kendisi Romeo Juliet'te de gayet iyi bir oyunculuk sergilemişti aslında ama o Evet, aynen. çocuksu halinden dolayı belki de çok ciddiye almıyorduk. Evet, Cannes Film Festivali'nde açılış filmi oldu. Onun için ne söylersiniz? Oradan Valla bu aslında şeydir muhtemelen herhalde pazarlama işi sonuçta. Cannes Film Festivali'nin aynen, çok açılışı doğru yapması söylüyorsunuz. Çok doğru. yani Yani buradan bir pardon müdahale prestij. ediyorum da burada evet dediğiniz gibi win-win durumu var. Aynen. Dediğiniz doğru. Ya prestijli bir şey. Dediğiniz karşılıklı yani buradan Muhteşem Gatsby filmi de yararlanacak. Yani çünkü hem biraz işte festival destekli oluyor hem de çok da popüler bir film oluyor. Bir de 3D işte 3D falan. Cannes Film Festivali'nin bundan faydası ne oluyor? Onlar da festivali biraz daha popüler ayağını oluşturuyor bu tür şeyler, Evet. filmler falan. O yüzden de katkısı olacağını da düşünüyorum ben. Bu filmi en Aynen. azından çok daha ciddiye alınır hale getiriyor. Ki alınması lazım yani. Çünkü ne olursa olsun bazılarının bence çok iyi bir yönetmen yani çok farklı bir bakış açısı var, Peki. farklı bir gözü var. Peki bir şey soracağım. Bu film açılış filmi olarak gösteriliyor mu? Yarışma bölümünde yer alıyor mu? Yok almıyor bildiğim kadarıyla. Adaylardan değilim. Eğer Değil. alıyor olsaydı bir şansı olur muydu? Yoksa Olurdu. Nicole parametreleri Kidman çok var çünkü şeyde. Nicole Kidman, ya hatta ben bugün bir kısaca baktığımda aday filmleri falan şöyle bir gözden geçirdim. Hani o an çünkü o aklıma geldi ama yoktu yani yanlış hatırlamıyorsam yoktu. Ama olsaydı bence şansı da bilmiyorum yani belki. Belki Oscar'da da ben bu filmin şansını teknik ada şeylerde
teknik anlamlarda olacağını düşünüyorum. Ya da işte kostüm, makyaj, bu alanlarda özellikle senenin şeyi kazananı diyebilirim şimdi. Evet, kostüm zaten kostüme bir film olduğu için ben ve dönem filmi olduğu için Baz Luhrmann'ın yönetmen olarak seçildiğini düşünüyorum zaten şeyi. Hepimizin de ortak fikri Ve odur o herhalde. dönemin hani o şeyi şaşasını falan çok da iyi Evet. gösterebilecek bir yönetmen. Evet. Yani Bir kadın. eleştiri duydum. Müzikler galiba fazla 2000'ler bulunmuş. 1920'lerde geçen bir filmde fazla fazla 2000'ler, hatta işte son dönemin müzik anlayışına yakın olduğu söyleniyor. Fragmanlardan dinlediğimiz kadarıyla biliyoruz. İşte kulağımızda sağdan soldan çalındığı kadarıyla biliyoruz. Sizin dinleme şansınız oldu mu? Yakıştırdınız mı? Ben açıkçası fragmanı izlerken şeyi düşünmüştüm. Hatta bir arkadaşımla konuşmuştuk. Hiç yakışacağını düşünmezdim bu müziklerin. Ama sahneyi izlerken gayet güzel yakışmış, gayet güzel oturmuş demiştim. Ama şu Yani anda o havaya oturmuyor. sıfır demek ki. Yani şunu diyeceğim, filmin yapımcılarından da bir sanırım Jay-Z işte Evet. ünlü şarkıcı. Onun etkisi vardır müziklerde zaten muhtemelen. Bir de şu var aslında, yani bu yönetmen yapar. Yani çünkü Moulin Rouge'da da çok popüler filmlerin ya da filmler diyorum çok popüler müzikleri tutup o filme koymuştu. O da bir döner filmi sonuçta. Evet. O yüzden bu filmde de onların olması, yani hani bazılarından klasik 1920'ler filmi olmaz, çıkmazdı zaten. O yüzden bu filmin böyle olması da yönetmenin çok da bilinçli bir seçimidir diye düşünüyorum ben. Ama ters Onu teper mi bilmiyorum yani. nevi şahsına münhasır kılan da bu zaten. Yani hani kendi tarzını ortaya koyuşu. Kesinlikle. Moulin Rouge'da zaten şöyle bir hissiyata kapılmıştık. Çok da güzeldi. Ben hani olumsuz uzlamak anlamında söylemiyorum. Çok güzel uzun bir klip seyrediyorduk, değil mi? Evet, biraz Bir öyleydi. klip estetiği de hakimdi. Bir Burada da de galiba yine aynı etkiyi yaratacak gibi. bazıları sanki geleneksel ve klasik olanı bir yanıyla seviyor ama bir yandan da onu böyle bozmayı da seviyor. Romeo ve Juliet de öyleydi. Yani dediğim gibi diyaloglar aynı duruyor, Shakespeare'in diyalogları ama bambaşka Tamamen bir şey yapı bu. çıkıyor ortaya. Evet. Aynen. Onu da Evet. bozmayı da Hatta seviyor yani. evet günümüze taşımıştı ve oradaki koronun televizyon oluşu metne birebir bağlı kalmıştı zaten. Koronun televizyon haberleri oluşu muhteşem bir buluştu bence. Yani örnek olarak, ders Tabii değil olarak mi? okutulacak bir şeydi. Aynen, tabii. Evet. Maalesef lafı açtı. Süremizin de sonuna doğru yaklaştık. Eklemek istedikleriniz varsa Muhteşem Gatsby ile ya da diğer filmlerle ilgili ya da Cannes Film Festivali ile ilgili buyursunlar. 45'e doğru gideriz ya. Şeyler 21-31 daha. buradan bana bir evet, uyarı ben de geldi de onun için evet. şey yaptım. Aslında Ha ben de tamam devam o etmek zaman. istiyorum. Tamam. Ha 20 tamam. Şimdi bir tane ben bu hafta filmlerine baktım. Çılgın Doğum Günü diye bir film var. Evet. Hangover'ın sanırım şeyleri, yazarları yazmış işte. O filmi sevenler bunu da izleyecektir. Ben de fragmanını çok birkaç öncesinden sanırım öyle tesadüfen görmüştüm. İşte çılgınlık yapan üç tane genci anlatıyor. Yani iki genç, iki tane arkadaş bir arkadaşlarını yoldan çıkarıyor diyeyim. Sonra diğer bir film de Koğuş Akademisi diye bir Türk filmi. Evet. Bu filmde aslında böyle işte kaba komedi diyebileceğim bir komedi yani o nasıl hani Recep İvedik'ti ya da Bana biraz Şafak Sezer filmlerini Şafak Sezer, evet hatırlattı. Şafak Sezer filmleri oluyor ya Hı. o film tarzında bir şey onu öyle eğlenmeyi hani o filmlerden hoşlanmayı seven insanlar için gayet güzel gidip eğlenebilecekleri bir film. Onun karşısında da dediğim gibi Çılgın Doğum Günü var. O da komedi, eğlence Evet. filmiyle. Mayıs ayı için biraz şen şakrak bir şey oldu galiba. Vizyon tarihi oldu galiba. Bir sürü film giriyor. Evet, aslında birkaç tanesi festival filmi ve şey vizyonda belki diğer zamanlarda çok tutunma şansı olmayan filmler ama siz ne derseniz biraz vizyonu acaba dağıtımcılar Mayıs ayını da doldurabilir miyiz salonları diye test ediyorlar mı, deniyorlar mı? Olabilir yani Tamam. ay bölüyorum ama size kusura bakmayın. Şey var Yaz. Amerika'da özellikle yazın filmler patlattı. Yani hani en güçlü filmleri yazın Tamam. şey yapıyorlar yaz başında. O yüzden tabii onun buraya yansıması oluyor. Türk filmlerinde
O kadar yazın böyle çok şey olmuyor, bu kadar izlenmiyor diye biliyorum. Ama dediğiniz gibi deneme yapmaya da çalışabilirler. Bizde zaten şey oluyor, yazın çekiliyor, kışın yayınlanıyor gibi oluyor. Evet. Hem dizide oynuyorlar oyuncular, paralanıyorlar bu şekilde. O dizide oynamaları yüzünden eğer rol bıyıklıysa hep takma bıyıkla çıkıyorlar ya, o Yani. Ama ben şunu, eğer ben yönetmen olsam açıkçası böyle özellikle işte 2 sene ve 2 seneden fazla süren dizide oynayan bir oyuncuyu hemen ardından alıp filmde oynatmazdım. Yani çünkü o rolün etkisinden o oyuncu da ister istemez kurtulamıyor. ama işte Tekrar onu da bağımlısı. yapımcılar hazır şey sıcakken adamın şöhreti sıcakken hemen sürmenin peşine düşüyorlar galiba. Orada da işte bir Doğru. alelacele bir durum oluyor. Siz Erdinç Bey ne söylersiniz acaba? Sizce de öyle bir durum söz konusu mu acaba? Test ediyorlar mı? Yaz aylarını da Tabii tabii değerlendirebiliriz kesin şeklinde. tabii tabii kesinlikle çünkü artık giderek böyle yılın 365 günü film izletmeye dönecek iş. Bir de artık AVM'lerde falan konuşlanmaya başladı ya sinema salonları. Dolayısıyla artık bunun yazı kışı yok. Yani 365 gün film üretilecek ve 365 gün film seyredilecek. Yani yapımcı giderek zorluyor seyircinin sınırını. Dediğin çok doğru Evet, bir bir de son tespit. yıllarda zaten Hollywood filmlerinin eş zamanlı gösterimi yüzünden zaten yaz ayları doluydu ama Hollywood filmleriyle doluydu. Şimdi biraz biraz bakıyorum Türk filmleri de girmeye başlamış ama vizyon şansı Aynen, bulamayacak aynen. filmler mi acaba yoksa bu film belki burada seyredilir diye düşünülerek mi konuldu? Öyle Yani bir ben şu şeyim mesela var. bu güzel non Düşünebilir. para etmez için bu tarihlerde yer buldu diye düşünüyorum. Yani çünkü Evet. biraz da hani boşsa bu dönemler şey filmiydi evet ancak yer Ancak, buldu. Çünkü ancak yazın evet. çekilen filmler kışın gösterime girdi. Şimdi yer buldu. Şimdi Ancak şanslı bence. salon bulur, değil mi? Evet. Salonu ancak bu Evet. şekilde bulmuştu belki. Aslında şöyle bir şeyim var benim. Eğer çok popüler bir filmle aynı dönemde bu tip bir film gösterime girerse sanki ona yer bulamayanlar buna gelir gibi. Öyle. Belki. Acaba öyle bir matematikle sürülse mi diyorum ama Yok haklısın. Sömestr sanmıyorum. tatilinde de kimse ona gitmez, değil mi? Değiştirir. Çünkü 13-15 yaşındaki çocukların Ya mesela benim kardeşim geçen çok pişman olmuş. Dedim keşke bana sormasaydın gitmeden. Lise sonuna gidiyor, lise 3'e gidiyor. Arkadaşıyla beraber şey bir hikayem var diye bir film var. Ona gitmişler. Hani böyle hani şey rastgele bir film ne bileyim dedi, ya dedi gittik çok dedi falan dedi. Yarım Iron Man'e yer mi yılanmış. bulamamışlar? Ha, yer bulmuşlar ama şey yani hani işte dedim keşke bana sorsaydın yani. Çok şey çok kötü bir film diyor. İşte o çünkü başrolünde oynayan oyuncu Kadir Doğulu pis yeri dizi oynuyor. Onun ünlü ve şöhretini kullanıyorlar. Böyle Evet. kurbanlar gidiyor İşte bazıları. oyuncular da birazcıktan şey davransalar, hani televizyonda elde ettikleri popülariteyi de sinemaya taşıyacağız derken aslında çarçur ediyorlar sanki. Bir Evet, sonraki sene evet, televizyon evet. seyircisini Aynen. de kaybedebiliyorlar. Aynen. Koğuş Akademisi'nden bahsettik. Aa, Dustin Hoffman'ın filmi var. Son iki Hangi dakika film? uyarısı geldi. Tamam. Dustin Hangi? Hoffman'ın Dörtlü diye bir filmi var. Quartet. Bilmiyorum Bilginiz ona var mı? bakmadım ben. Dustin Hoffman kariyeri boyunca ilk kez yönetmenliği deniyor ve bir film çekmiş. Konusu da çok ilginç. Eski müzisyenlerin konakladığı, huzur evi demek istemiyorum da huzur evi gibi bir yer. Ve burada bu eski müzisyenlerin her sene yaptıkları konserler varmış. O bölgenin en önemli olayıymış. İşte buraya döneminin en büyük starlarından birisi geliyor. Müzisyenler dediğim zaten şey, klasik opera icra edenler, opera sanatçıları. Eski dönemin çok önemli starlarından biri geliyor ve bütün her şeyi alt üst ediyor. Çok ilginç bir konusu var ama zaman açısından herhalde Dustin Hoffman için birazcık şey oldu. Kayıp Ne? oldu. Yani pek Yo, seyirci. yani yo değil. Yani yaşlı anlamında mı söylüyorsun yoksa şey Yok yok, anlamında mı? hayır, o Yani anlamda söylemiyorum. henüz Vizyonu yeni açısından, vizyon vizyon açısından. açısından. Yani genç biriyle aynı dönemde girmek birazcık dezavantaj olmuş Tabii. olabilir onun için. Aynen. Belki Ama tercih edenler için. işte şeye başlarken, sohbete başlarken söylediğim şey. Yani onlar gişe yapsın diye yapmıyorlar ki filmleri. Yani bize Evet. eser sunuyorlar. Ay işin güzelliği bu.
Evet. Yani bir romancı romanını hani okuyuculara yazmaz ki, o romanı yazar, ondan sonra koyar ve ömür boyu da seyredilir. Dolayısıyla hani şu tarihte vizyona girdiğinde gişe yapmasa da Muhteşem Gatsby'ye yenilse de o bizim gönlümüzün gişe şampiyonu olur yani. Döner 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 seyrederiz yani. Değil mi? Filmler ölmüyor nasıl olsa. Aynen. Ben çok teşekkür Kapanış, ediyorum. evet, kapanış. Tatlı sohbetinize doyum olmuyor. Biraz yine süremizi aştık. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Bunu söylerken de 26'sın. Çok emin değilim. Altın Palmiye töreni ne zamandı? 26'sı olması lazım. Pazar günü. 26'sında 26 Pazar günü. Erdinç Bey ve Nuray Hanım'ı da aramızda görmek istiyoruz. Abdülhamit Umarım Bey de. inşallah. Abdülhamit Bey'i de inşallah aramızda görmek istiyoruz. Kan özel yayını yapacağız. Kan Evet. özel yayınına bütün seyircilerimizi davet ediyoruz. Çok keyifli, çok eğlenceli olacak. Oscar yayını takip Evet. edenler zaten kaçırmayacaklardır. Yani Aynen. uykusuz kalmayacağız ayrıca bu sefer. Evet, Sezon uykusuz da boyunca. kalmayacağız. Uykumuzdan da feragat etmiyoruz. Gayet Evet. makul saatlerde. Herkese teşekkür ederim tekrar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.